Maribor maçına hazırlanırken Maribor takımı bir önceki elediğimiz Zürmü takımına göre daha futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha koşan bir takım. Son oynadıkları maçta da 3-1 geriye düşmelerine rağmen maçı asla bırakmayan, sonuna kadar savaşan bir takım. Şu ana kadar 10 tane maç yapmışlar. 4 hazırlık, 2 lig, bir de Avrupa Kupaları maçında. Baktığınız zaman 6 galibiyet, 4 beraberlik. Şu an namağlup bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Söylediğim gibi biz de oyun olarak, takım olarak her geçen gün daha fazla çalışarak, daha fazla birbirimizi, oyun sistemimizi anlayarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ve takımımız her geçen gün yaptığımız antrenmanlarla, oynadığımız maçlarda da pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Daha güçlü bir oyunla rakiplerimize karşı da daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde iyi futbol oynayarak, iyi mücadele etmek, avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin de bir önceki turdaki Zümrüt takımına eşleştirirsek, karşılaştırırsak işimizin çok fazla kolay olmadığını, ama biz de saha içerisinde daha gayretli olup, daha konsantre olup, daha iyi mücadele ederek zannediyorum ki, umut ediyorum ki bu maçtan da iyi bir sonuçta ayrılacağımızı düşünüyorum. Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir önceki transfer ettirmem. Bunu başkanımız da kulübümüz de biliyor. Transfer konusuna gelince bir teknik adam olarak bu konuları çok yersiz buluyorum. Her kulüp, her futbolcu kendi şartları çerçevesinde talip olabilir. Bu doğrultuda verilen teklifler de o oyuncuya ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Bir kulüp diğerinin daha yüksek teklif ya da farklı şartlar sunarak oyuncuyu transfer edebilir. Bu konularda çalım atıldığı ifadelerini doğru bulmuyorum. En doğru çalım sahada atılır. Onun için biz kendi işimizi yapıyoruz. Bu işin ekonomik boyutları var. Yani bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Bir de siz de takdir edersiniz ki bugün bu sezon farklı bir ortamla, farklı bir durumla karşı karşıya, Suudi Arabistan gerçeği. Yani hangi oyuncuya gitseniz oradan çok daha yüksek teklifler aldığı için bazı oyuncuları transfer etmekte zorlanıyor. Bütün kulüpler zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi biz bize lazım olan, bizim ihtiyacımız olan takıma katkı sağlayacak, kaliteli Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. Metin Bey. Metin Pekgüven, TV Spor. Hocam yarınki mücadele öncesinde başarılar diliyoruz. Siz de az önce değindiniz. Maribor Zimri'ye göre daha hazır bir rakip. Takımın şu anki durumu sizin istediğiniz seviyeye yaklaştı mı? Çünkü ligler de hemen önümüzdeki pazar günü itibariyle sizin için başlıyor. Takımın son durumunu merak ediyoruz. Bir de yabancı oyuncu sınırıyla alakalı Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınması gündemde. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Takımımız şu ana kadar hemen hemen 42-43 gün oldu. Birlikte çalışıyoruz. Söylediğim gibi fizik olarak gayet iyi durumdayız. Oyun mentalitesi olarak da son oynadığımız resim maçlarda da bunu ne kadarını yapabileceğimizi ortaya koyabildik ve gösterebildik. Ama dediğim gibi hala eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var, aramıza geç gelenler var. Onları takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımızın da takıma katılmasıyla, adapte olmasıyla birlikte çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak pozitif futbol oynayan, her maçını kazanmak için bu sene dediğim gibi 3 kulvar var. 3 kulvarda mücadele edeceğiz. 3 kulvarda da gidebildiğimiz, alabileceğimiz bütün kupalara talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu yolda, bu düşünceyle, bu konsantrasyonla yapıyoruz. Lincoln Henrique'yi biz devre arasına kadar dondurduk. Şu an tedavileri devam ediyor. Devre arasındaki durumunu tekrar değerlendireceğiz. Elimizdeki söylediğim gibi bütün oyuncularımız bizim için değerlidir. Yerli, yabancı, hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Cengiz Ünder ve Melih Demiral'la ilgili şu anda benim burada bir şey söylemem doğru değil. Dediğim gibi bize katkı verecek, kaliteli, Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Zaman içerisinde bunların sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa
arenasında birbirlerini desteklemeleri lazım. Gerekirken ortamda ayrışma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi canı gölden destekliyoruz. Fenerbahçe'nin transfer edeceği her oyuncu kaliteli oyuncudur. Taraftarlarımız merak etmesinler. Biz her kulvarda, ister kanatlardan, merkezden her zaman gol atan bir takımız. Bundan önce attık, bundan sonra da bu şekilde. Pozitif futbol oynayan bir takımız. Bunu da ilk oynadığımız iki maçta gösterdik. Bunu da daha da geliştirerek, daha da güçlü bir oyunu herkese bu sezon göstereceğiz. Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını. Bütün çalışmalarımız, bütün planlarımız bu şekilde devam ediyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek, başarılı olmak, oynadığımız oyunla, sahada vereceğimiz mücadeleyle, duruşumuzla bizim en büyük hedefimiz bu sene şampiyon olmak, bütün kupalara aday olmak, kupaları kazanmak, taraftarlarımızı mutlu etmek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bundan önce yaptık, bundan sonra gene yapacağız Allah'ın izniyle. Ben mevkiden bahsetmiyorum. Söylediğim gibi biz Fenerbahçe'mizin ihtiyacı olan kaliteli oyuncuların peşindeyiz şu anda. Herhangi bölge, isim, mevki belirtmiyorum. Bu süreci başkanımız yürütüyor. Söylediğim gibi yani aynı şeyleri söylüyoruz. Dediğim gibi bu sene istem dışı bir sezon yaşanıyor. Bütün takımlar aynı sorunla karşı karşıya. Yani bunu başkanımız yürütüyor. Onun için şu andaki son durumu ben de net olarak bilmiyorum. Çünkü her gün her şey, her saniye değişebiliyor transferde. Kafamda bir iki bir şey var. Daha karar veremedim. Bu akşam karar vereceğim. Ama biz yarınki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için ideal kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız. Onu söyleyebilirim. Şu ana kadar futbolcular yapmış olduğumuz antrenmanlarda, maçlarda benim beklentilerim hemen hemen yani %100 olmasa da %100'e yakın bir bölümünde cevap verdiler. Çünkü karakterli oyuncular, kaliteli oyuncular. Bunu da daha fazla söylediğim gibi çalışarak geliştireceğiz. Transferin bölgesel olarak ne kadarına ihtiyacımız var, hangi bölgelere ihtiyacımız var? Her antrenör, her futbolcunun bir an önce transfer edilmesini ister ki oyuncu hazır olsun. Önündeki ilk oynayacağı maça ve maçlara ideal 11 ile çıkabilsin. Ama söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi şartlar, imkanlar keşke bugün her şey bir anda bitse de bir oyuncular bizimle birlikte çalışıp yarınki maça çıkabilsek. Ama öyle olmuyor. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde kulüp menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe uygun, kaliteli, iyi oyuncuları bulup getirebilmemiz biraz zaman alıyor. Bu zaman dilimi içerisinde ben şu andaki elimdeki oyuncularla şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde biz gayet iyi bir kamp, gayet iyi çalışma geçirdik. Takımın fizik olarak da iyi, oyun mentalitesi olarak da iyi, moral motivasyonumuzda çok iyi durumdayız. Bu maçları kazanabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sürecin sonuna doğru çok fazla uzamadan inşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Kaliteli oyuncular aramıza katıldıktan sonra da çok daha iyi bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Şu an biz sadece kendi işimizi yapmakla burada konsantre olduk. Elimizdeki oyuncular, oyuncağımız ilk oyun maçları yani Maribor maçı, Gaziantep maçını da kazanabileceğinizi düşündüğümüz bir takım oyuncu grubu var elimizde. Onun için biz kendi işimize bakıyoruz. Transferlerle ilgili başkanımız yöneticilerimizin yürüttüğü sürecin sonucunu bekliyoruz tabii ki biz de. TT baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktur. Bunu hep herkes bilsin. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten. Altını çizmek istediğim bir konu var. Oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik, taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemine almadı. İkincisi, bir de bunun bonservis kısmı var. Riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma, kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için TETA ayarında belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak. Biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Şu anda gerçekten takımımızın ortamı çok iyi durumda. Yani arkadaşlık, birbirimize olan saygı, futbolcular arasında, teknik heyet futbolcu arasındaki
Çok güzel bir bağ var. Gönül bağı kurduk. Kısa bir zaman da olsa aramızda gönül bağı kurduk. Eskiden beni tanıyanlar zaten onlarla aramızda hemen bir kaynaşma oldu. Ceko bugün bir Tadiç gibi oyuncular, yerlerden işte Mert Hakan falan, yani bunlar takıma sahip çıkan oyuncular. Antrenmanlar çok güzel geçiyor. Çok tempolu, güzel antrenmanlar yapıyoruz. Geri bildirimler çok olumlu bize. Antrenör olarak tabii ki biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Onun için şu an takımdaki havamız çok iyi. İnşallah böyle de bunu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz, götürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi iki Slavia mağlubiyeti. Bir tanesi İstanbul'daki, yani hiç beklemediğimiz, yani futbol şanssızlığı diyebiliriz. Bir de ikincisi, o gün listede olup olmayan oyunculara bakıldığında tam anlamıyla bir elimizde full bir kadro yoktu. Sakat oyuncularımız vardı. Listede yazılmayan oyuncular vardı. Daha sonra bizimle ligde çok büyük aşama yapan bir Crespo, Bresu'lar yoktu yani listemizde. Mevcut kadroyla bir anda kendimizi Avrupa Kupası'nda bulduk. Daha tam oyun mentalitemizi daha tam da oturtturamadan o iki mağlubiyet benim içimi acıtmıştı şahsen. Ama daha sonra yavaş yavaş kendi oyun felsefemizi oyuncularımıza çalışarak, oturtarak sezonu güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi tekrar bunu bıraktığımız yerden devam ettirmeyi istiyoruz. Oyunumuzu daha fazla güçlendirerek, oyuncularımızı geliştirerek Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyup her maçımızı kazanmak için bütün taraftarlara, bütün futbol kamuoyuna iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Neden olmasın? Yani biz şimdi bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Kadro derinliğimizi aramıza katılacak oyuncularla birlikte birazcık daha kaliteli, güçlü oyuncuları kattığımız zaman biz bunları zaten planlayarak bu hamleleri yapıyoruz. Hem şampiyon hem de konferans ligini kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her turnuvada her turnuvayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. William Arao, Gustavo, belki bir iki oyuncu daha verebiliriz. Gelecek olan transferlere bağlı. We have a nice game tomorrow. The last game we scored a lot of goals. It was enjoyable for the fans. I hope tomorrow we can do the same. But this opponent is a little bit more difficult. They started well in the league and yeah, it will be a difficult match. And yeah, I hope with the fans together we'll fight in the match and yeah, put good performance in the game. Öncelikle herkese iyi öğlenler. Evet, bizler açısından fazlasıyla iyi bir maç olacak yarın oynayacağımız maç. Öyle zannediyorum ki taraftarlarımız da son oynadığımız maçtan keyif almışlardır. İyi bir performans ortaya koyduğumuz için Avrupa maçında. Umuyorum yine aynısını sergileriz, yine aynı performansı ortaya koyarız yarın. Biraz daha zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Liglerinde iyi başladılar. Zor bir maç olacak söylemiş olduğum gibi ama biz taraftarlarımızla beraber savaşımızı vereceğiz, mücadelemizi göstereceğiz saha içerisinde ve öyle umut ediyorum ki iyi bir performans ortaya koyacağız. Yeah, first of all, in every competition we try to win. Doesn't matter if it's the cup, the league or in Europe. We want to fight for all. And yeah, the new players, I think they look very happy. They are helping our team. We got some real leaders in the team, and also yeah, the coach is back. We worked together with him before, and yeah, I think how it's going till now, it's good. Everyone is happy, and we have to continue like this. Öncelikle bizim amacımız, isteğimiz elbette ki oynadığımız her turnuvada başarılı olmak, her turnuvayı kazanabilmek. Bu kupa olur, lig olur, Avrupa olur. Bu bizim için mühim değil. Biz her oynadığımız turnuvada başarılı olmak, kupalar kazanmak istiyoruz. Ve savaşımızı elbette ki bu noktada sürdüreceğiz. Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz üzere takımımıza yeni oyuncular katıldı ve öyle zannediyorum ki hepsi şu anda burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutlular ve takıma fazlasıyla onlar da yardımcı oluyorlar ve bu da tabii ki güçlü, güzel bir rekabet oluşturuyor takım içerisinde. Sizin de belirttiğiniz gibi hocamız da tekrar geri döndü. Zaten daha önceden de çalışmıştık İsmail hocamızla beraber. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Herkes pozitif, herkes mutlu. Umuyorum bu mentalitede bu şekilde devam edeceğiz. I think till now I played
4 conference matches and I scored 2 goals, so hopefully I will score more goals. And I think both goals were in the left back position, so yeah, we will see what will happen in the next games. Evet, şu ana kadar 4 konferans maçında oynadım ve 2 gol atma fırsatı buldum. Umarım çok daha fazla gol atabilirim. Bu atmış olduğum golleri de tabii ki sol bek pozisyonunda oynarken attım. Bakacağız, göreceğiz neler olacağını gelecekte. Daha fazla tabii ki gol atmak istiyorum.